Ben aylardır dolar bullish'im. Yani doların ben kuvvetli gideceğini söylüyordum aylardır. Yaptığım yani kapalı toplantılar gerçi ama onlar da açıkları söylemiştim belki bilmiyorum. Kuvvetli gitmeye bir süre daha bence dolar devam edecek. Onu da şöyle söyleyeyim. Şimdi bu yavaşlama senaryosunu aldık dünyada. Enflasyon yukarı gelişini aldık. Bu devam edecek. Eğer yavaşlama beklenenden daha sert olursa ve hatta bu Fed'i çok fazla agresif artık olamaz hale getirip hatta biraz gevşetme yoluna bile yani durma yoluna falan bile getirirse dahi diyorum ben dahi kuvvetli dolar devam edecek güvenli liman anlayışı üzerinden, safe haven anlayışı üzerinden. Yani doların kuvvetini kırabilecek olan tek şey şu olur. Biz enflasyon ve büyüme ikilisinin daha makul bir yerlerde ve iyi bir yerlerde yani biraz daha yukarıda kalan büyüme ve biraz daha aşağıda kalan enflasyon ikilisini gördüğümüz zaman dolar kuvvetini kaybetmeye başlayabilir. Ama aksi takdirde ben kuvvetli dolarla gidileceğini yani pariteye yaklaşılmasının çok mümkün olduğunu düşünüyorum ben şu anda şahsen. Yani bir dolar bir euro olur mu? Nasıl? Bir dolar bir euro olur mu? Pariteye yaklaşabilir. Bence bu çok mümkün. Bence mümkün gibi geliyor bana. Bu dolar kuvvetine ne dayanabilir derseniz en fazla dayanma şansı olan da hala altın gibi görüyorum ben. Yani hisse tarafında çünkü baktığınızda hala yani hisseci değilimdir ama yani valuation'lara falan baktığınızda tarihsel olarak hala bence kuvvetli yerdeler. Bence onların hala darbe yiyecek yeri var. Ama o darbeye karşı da ben altın pozisyonlarının biraz hedge anlamlı tutulabileceği kanaatindeyim. Yani ciddi bir sell-off satış altın tarafında muhtemelen olmayacak ama kuvvetli gidecek demiyorum. Dolar kuvvetine en fazla dayanabilecek olan varlık sınıfı muhtemelen yine altın olabilir gibi geliyor.